Merhabalar Arzu Cengiz, Yaşam Renkleri'ye hoş geldiniz. Hepimize güzel bir akşam olsun, sevgi dolu, güzel enerjileri hissettiğimiz muhteşem bir akşam olsun. Bugün uzun zamandır yayın yapmadığımız sevgili Kenan Can bizimle birlikte olacak. Epey ara verdik. Kendisi çok değerli, çok kıymetlidir. Kamp eğitmeni ve kendini, gönlünü bu ülkeye adamış güzel bir insandır. Evet, siz değerli dostlarım gelirken hepimize güzel bir akşam diliyorum tekrar. Güzellikler olsun hayatımıza, bilgi olsun, güzellikler olsun. Ben de iyi yayınlar diliyorum Derya Karataş. Çok teşekkür ederim. Sevgili Kenan Can'ı yayına gelir gelmez alacağım. Kendimizi olumsuz enerjilerden nasıl koruruz? Bunu konuşacağız. Kendisi kan eğitmeni ve bize neler anlatacak öğreneceğiz. Evet, dünkü yayınım aniden koptu. Yayına 1 saat izin veriyor Instagram. 1 saat sonra yayını kendiliğinden kesiyor. Çok şükür ki kaydedebildim. Perihan Hanım hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Merhabalar. Sultan Erdoğan merhaba. Evet. Hülya iyi akşamlar diliyorum. Hemen bakıyorum sevgili Kenan Can hocamız gelmiş mi? Güzel bir akşam olsun hepimiz için. Benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Benim için çok kıymetlisiniz. Birlikte olmak çok güzel. Benden de merhabalar, sevgiler. Lefkoşa'ya sevgiler gönderiyorum. İyi akşamlar. Evet, Kenan Can hocamı gördüm. Hemen alalım. Kamp eğitmeni, kendimizi olumsuz enerjilerden nasıl koruyabiliriz adında bir sohbet geliştireceğiz. Evet, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz iyiyseniz ben de iyiyim. Sağ olun, var olun. Çok şükür iyiyiz hepimiz, çok şükür Bir mukavele. iyiyiz. Bir mukavele. Epey ara vermiştik, uzun zaman oldu yayın Evet. yapmamıştık. Ben çok heyecanlandım tekrar yayın Ben de öyle aynı dilekleri ve sizinle paylaşıyorum. Şimdi tabii Instagram bizi algoritması, yapay zekanın algoritması malum biliyorsunuz benim uğraştığım ve mücadele verdiğim ve uğrunda hayatımı ortaya koyduğum bir dava var. Ve bu davanın üzerine gidiyoruz. Tabii ki şimdi kamu eğitmenliği yanı sıra biz niye eğitimler alırız veya niye eğitmen oluruz? İnsanları bilgilendirmek, aydınlatmak ve onları olumsuz şeylerden korumak. Zaten bugün de var olan programın konusu da olumsuz enerjilerden nasıl korunuruz. Öyle değil mi? anlıyorum. Evet. O yüzden sizinle beraber bir istişare halinde güzel bir sohbet olacağına inanıyorum. İzleyicilerimiz için de yararlı ve faydalı bilgiler sunacağımıza inanıyorum. Böylelikle Evet. bir vatandaş olarak, bir vatanperver olarak ülkeme gereken hizmeti yaptığıma inanıyorum ve yapacağıma da devam edeceğime de inanıyorum. Evet, biz de inanıyoruz siz takip edenler olarak. Kendinizi, gönlünüzü, varlığınızı bu yola adadığınızı çok iyi biliyorum. Ve sizin Teşekkür ederim. takipçileriniz de çok iyi biliyor. Benim sesim cızırtılı geliyor. Kendimi böyle hani cızırtılı bir geri bildirim alıyorum. Evet, sesiniz biraz öyle geliyor, doğru. Evet, ben az konuşayım öyleyse. Çünkü yayının kalitesini bozacak. Sözü size bırakıyorum. Kendinizi olumsuz enerjilerden nasıl korunur ve kendinize adadığınız bu yolda neler yapıyorsunuz merak ediyorum. Evet, ihale bana kaldı. Başka seçenek olmadığı için şimdi Sesten dolayı. sıkıntı değil, sıkıntı değil. Sizin ruhunuzun güzelliği yeter. Gözlerinizden ışıldıyor zaten. Siz her zaman sevdiğim, saydığım değerli bir arkadaşımsınız. Değerli bir Teşekkür ederim. dostumsunuz. Sağ olun, var olun. Şimdi olumsuz enerjiler ve olumlu enerjiler olarak
Evrende iki kutup vardır. Fakat şöyle bir olay var. Biz bu evrene öz bilinçle geldik. Öz bilinçle geldiğimiz için burada yarattığımız nefsani bilinçler, yani bilinçaltı dalgası, frekans dediğimiz noktada bir seçim, bir tercih şansına sahibiz. O yüzden olumlu veya olumsuz olarak belirten bizleriz. Aslında enerjiler ne olumludur ne olumsuzdur. Enerji sadece enerjidir. Onun içini dolduran, manalandıran, anlamlandıran ve onu yönlendiren Çok güzel. güç biziz. O yüzden hakikate de sahip olduğum için belirli bir aşamada dinler üzerinde çok ihtisas yaptım 25 sene ve diğer enerji alanları, diğer farklı alanlarda, medeniyetler alanında kendi araştırmalarım var, kendi tespitlerim var. Ve sonuçta görüyoruz ki her şey insanın kendini bilmesine ve kendini anlamasına ve kendisi olmaya doğru gidiyor. O yüzden bizler ne bir tarafı kullanma derdindeyiz, ne öbür tarafı kullanma derdindeyiz. Biz sadece aklımızı kullanmamız gerekiyor. O yüzden gelen her enerji bize sadece soft gelir. Yani saf halde gelir, halis gelir. İşte mesela bazı şeylerde salih kullarım der. Salih kul olmak demek, yani tamamen enerjiyi anlamlandırmadan önce içinde hazım etmek. Hazreti diyoruz ya. Hazreti Musa, Hazreti Muhammed. Ne güzel insanlar, çok akıllı insanlar. Ben çok severim hepsini. Zeka yönünden, akıl yönünden. Neden? Çünkü bir muhasebe içindeler önce. Enerjiyi önce bir tanımlarlar. Ama içlerinde. Dışarıya sıfat vermezler, cam vermezler. Önce içeride. Evet. İç erde önce onu güzelce bir eritirler. Önce onu güzelce bir kalıba sokarlar. Ama yönlendirme gücüne sahiptirler. İşte bunu fark ettikleri için, bu farkındalıkta oldukları için onlar her zaman toplum içerisinde bir ışık gibi parlamışlardır. Şimdi olumsuz bir enerji diyelim, insanların tanımladığı veya bizlerin bu konulara vakıf olmadan bilmeyen halimizi anlatalım. Bizler de bilmeyen bir hale sahiptik. Ama bildiğimiz zaman, yani bilediğimiz zaman kendimizi parlamaya başladık. Şimdi şöyle bir olay var. Bir yere gideceksiniz. Birden tekeriniz patlıyor. Evet. Küfrediyorsunuz, bağırıyorsunuz. Teker patladı, gidemedim. Şimdi o kadar çok olasılık zincirine sahip ki bu evren. Şimdi bu enerji size göre olumsuz. Fakat bilemiyorsunuz ki gittiğiniz ileride daha çok belki araba yanacaktı, belki kaza yapacaktınız, belki farklı bir şey, belki gittiğiniz yerdeki insanın kalbini kıracaktınız veya o sizin kalbinizi kıracaktı. Veyahut da gittiğiniz yerde daha kötü bir şeyle karşılaşacaktınız. O yüzden insanlar, biz insanlar, yanlış ya, şimdi dediniz, sen uzaylı mısın diyecekler. Hepimiz insanız tabii ki, bir sıfat içerisindeyiz. Ama bizler bunu çok fazla şey yapamıyoruz. O an idrak edemiyoruz. Fakat teker patladığında, kesinlikle teker patladığında tekerin sizde oluşturduğu o evet, bir hay Allah veya hay aksi şeytan denir falan filan, yani hep bir şeytana yüklüyoruz her şeyi de. Hiç kendimizi koymuyoruz hiç. Niye o tekerin bakımını yapmadık? Niye işte belki de günü gelmedi? Belki de niye o yola çıktık? Şimdi tercihlerimiz var. Tercihi biz yaptık. Biz yaptıysak o zaman ne diyor ki şeylerde, dini terimlerde, terminolojilerde de çok güzel söylüyor. Ne mutlu kendi nefsini kınayana diyor. Şimdi seçim bizim. Ben her zaman şunu söylüyorum. Ben biliyorsunuz bir mücadele veriyorum ve bu mücadelede
toplumumuzu, değerli toplumumuzu. Benim için her zaman Türkiye Cumhuriyeti milleti birinci sınıf millettir ve bütün milletlerden daha üstündür. Ben öyle görürüm. Ha, dünya birliği açısından evet, hepimiz kardeşiz. Hepimiz bir anne babadan, bir atadan gelmişizdir. Çok ilgilenmiyorum o konuda yani. Çünkü ben beden olarak kendime bakmadığım için beden sadece biyolojik dünyaya ait bir kılıftır. Yani ben de çok şekilci olmadığım için içerideki içsellikle ilgileniyorum. Şimdi bizler bir seçime sahibiz ve seçimler bir skalalar oluşturur, bir dereceler oluşturur ve bu seçimlerin neticelerinde olasılıklar vardır. Biz bütün bu olasılıkları kabul etmediğimiz için üzülüyoruz, kızıyoruz, bağırıyoruz. Şimdi şöyle bir olay var. Bakın, hiçbirimiz neyi düşünmeyiz? Şu an biz konuşuyoruz, bizim tepemize bir uçağın düşeceğini hiç düşünmeyiz, değil mi? Tabii. Neden? Çünkü çok az bir olasılıktır. Bu olasılıkları düşünmediğimiz için de böyle bir şeyin olması şu an için neredeyse imkansız gibi görünür. Ama düşebilir de. Tabii Şimdi olabilir. bütün her şeyi kapsamıyla düşündüğümüz vakit yola çıktığımızda yolla ilgili veyahut da illa yola çıkmak gerekmiyor. Başka bir şey de olur. Gemiye binersiniz, uçağa binersiniz. Herkes uçağa binmeden önce illaki o uçağın oluşturabileceği bütün olasılıkları kabul etmesi gerekiyor. İşte Tabii. biz böyle olumsuz enerjilerden kendimizi koruruz. Yani benim üstadım, ben Kazakistan'da 2 yıl eğitim aldım kam enerjiyle alakalı. Ama hakikatle alakalı ben dedelerimden zaten küçüklükten hakikatle büyüdüm. Tabii. Hakikat bitti. Bakın, hakikat bitti. Artık gövdeme sığamıyordum. Yani hakikatin dışında başka bir şey daha olmalı diye. Yani düşünsenize, hakikatin sonu ne olabilir ki? Hepimiz istiyoruz. Evet, Evet, yani hepimiz sonu ne istiyoruz. olabilir? Hakikatin sonu zaten gerçeği. Gerçeği. Ama ben Kazakistan'da Madigar Türgen üstadım. Hunza Türklerinden de o da. Bir tarafı Kazak, bir tarafı Hunza Türkleri. Şimdi ondan aldığım eğitimlerde, oradaki eğitimlerde bir gerçeği gördüm. Bu gerçek, Kesinlikle. bu gerçek bedenin dışında bizim bedenlerimiz olduğunu gördüm. Bu bedenin dışında beden gelenler var. B aslında en üst ben. Bak, beden, B'den diyoruz ya buraya. Evet. Aslında burası den kısmı. Den kısmı bu. Et kısmı. Aslında asıl B en üstteki üst B. Yani Hazreti Ali'nin dediği B'nin altındaki noktayım, o nokta bu bedendir. Oh, muhteşem, çok güzel. Evet. Aslında belinin sırrı var, evet. B yukarıdaki o en üst skaladaki bizim en üst bilinç halimiz. Onun altındaki nokta bu beden. Nereden anlıyoruz? Bakın, altında diyor Hazreti Ali radıyallahu anh. Niye öyle söylüyor? Diyor ki, yukarıdan baktığın zaman bak, altta diyor değil mi? O zaman yukarıdan bakacağız. Kelimeler çok önemlidir. Bu Çok. insanlar, bu zatlar boşuna bu kelimeleri söylemezler. Yukarıdan baktığınız zaman insana kafasından nokta gibi değil mi? Evet. 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 B'nin altındaki nokta insan bedenidir. Burası B'dendir. Bu dendir bu. Niye Çok den? güzel. Denler. Yani şimdi işin Endezya yani virgüller var. Ama asıl merkez bilinçtir. Bir üst bilinç var. İşte bunun farkındalığıyla yaşadığınız zaman, sizler de öyle bunu fark ediyorsunuz, biliyorsunuz. Hani anlatmaya çalışıyoruz. Biz dende yaşamıyoruz, biz B'de yaşıyoruz. Fakat işte çok değerli zat Hazreti Muhammed, çok saygım ve sevgim vardır, çok severim, çok akıllı bir adamdır. Ve onun yaptığı miraç, merkezi irade açılımı da budur zaten. Aslında kendi içinde miraç olmuştur. Bir Hepimiz açılım. içinde, evet. Aynen öyle. Aynen öyle. O yüzden bunları çok iyi bilmek lazım. Üst skalalara ulaştığımızda asıl erdemlik işte burada yatıyor. Üste çıktığınız zaman zirveye,
aşağıya tekrar inmeyi bileceksiniz. Buraya indiğiniz zaman halkla beraber, halka hak ile beraber hakikati yaşamak için. Çünkü hak zuhur etmiştir halkta. Halka. Biz yukarıda hak yok mu? Var. Ama orada teknik bilincinde bir hak var. Burası çok önemli. Ama burada o kadar çok ki. İşte işin en güzel tarafı aşağıda olabilmek bu anlamda. Çünkü her şeyin altyapısı, merkezi ve temeli, skalanın oluştuğu nokta burası. Ve siz yemeği üstten mi pişirirsiniz, alttan mı pişirirsiniz? Yani. Ya işte burası çok önemli. Ondan dolayı bilinçaltı hayatımızda var olan bir gerçeğimiz. Bilinçaltı, ata genlerimiz, bu denim dendenlerden gelen, demlerden gelen bu beden, et içinde sinerji halinde sinmiş bilgiler vardır, deneyimler vardır. Ve bu deneyimlerin hepsi bir can taşır, bir bilgi taşır. Bu bilgiler konuşabilir içinizde. Mesela diyorsunuz ki, ben hep örnek veriyorum, kerevizle alakalı örnek veriyorum mesela. Diyorum ki işte hiç kereviz yememişim ama kerevize karşı böyle içimde böyle bir tiksinti var. Ya da alerji mesela var. Niye? Çünkü biz, bu beden ben değilim. Burası dünyaya ait ve kopyalanarak dendenlerden gelmiş. Dendenlerden gelmiş bir et beden. Evet. Bana ait değil. Sonra gittim kerevizi yedim. Lan dedim, güzelmiş ya kereviz dedim, bir sıkıntı yok. Ya ben niye bu kadar tiksinti yaptım? Ben yapmadım. Benlerimden bir ben olan, geçmişteki atalarımdan bir ben yapmış onu. Bana ait değil. Zamanlar. Evet. Bana ait değil. Bunu fark ettiğim anda o tiksinti kapandı. Evet. Mesela alerjim vardı çilekle alakalı. Ya arkadaş, ben çileği seviyorum. Çilekle niye benim bir kavgam olsun ki dedim. Dedim ki ben çileği bugünkü bilincimle yepyeni bir ben olan ben dedim. Üst bilinçten akan, şu an görünen Kenan Cihan olarak çileği yiyorum dedim. Hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey. Bana ait değil dedim. Ve onu dedim sevgiyle dedim geldiği noktaya geri gönderiyorum ve kapatıyorum dedim. Kapattım. Çilek alerjim gitti. Ah, muhteşem. Bakın burası, biz o kadar güçlü bir varlığız ki ve biz yeniyiz. Bakın burası çok önemli. Ama eğer insanlar kendini eski atalarına bağlı olarak, çünkü bunu zaten Kur'an-ı Kerim Azimüşşan'da da bu söylüyor. Diyor ki atalarınızın izinden gitmeyin. Niye? Atalarımız bir iz bırakıyor. Çünkü kopya. Kopya. O izden gitmeyin diyor. Onun manası odur. Evet. O anlamda söylüyor. Ben de atalarımın izinden gitmedim. Gitmedim. Dedim ki ben dedim yeni bir benim. Bakın bunları niye anlatıyorum? Konumuzun dışına çıkmıyoruz. Konumuzun içinde çok alakalı aslında. Tabii çok çok alakalı. Neden? Çünkü bir olumsuz enerjiyle olumlu. Bakın negatif pozitif demiyorum ben. Çünkü ben o kelimeyi kullanmam. Niye? Çünkü onlar bir kutuptur yani. Olumlu ve olumsuz bizim hayatımızda bizim belirlediğimiz şeylerdir. Biz belirleriz. Yani kafamıza taş düşer, ne bileyim, deriz ki biz olumsuz bir olay yaşadık bugün. Veya ne yapayım, dişimiz kırılır veya ne bileyim, saçımız dökülür, bir şey olur. Ama bunun sebeplerini kendimizde aramalıyız. Evet. İşin sonunda sistem şuna bakar. Sen Adana'ya gittin, geldi kuş diyelim, üstüne sıçtı. Kuşun suçu ne? Sen niye Adana'ya gittin? Adana'ya giden kimdi? Sendin.
Kuş zaten Adanalı. Evet. Orada duruyor zaten. Yani insan bu gibi şeylerde hayatta esprili olursa içinde bir ilahi komedya diyoruz ya. Hani şey Dante'di yanlış hatırlamıyorsam. Çok güzeldir. O kitabı okuyun. Yani ilahi bir komedya var. Çok bence yaratan çok esprili bir varlık. Esprili bir varlık. Bana göre böyle. Gerçekten çok güzel esprileri var. Fakat bizler bu espriyi anlayabilsek, içimizde çözümleyebilsek, o zaman evrende ve kainatta var olan her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu fark ederiz. Biri kızıyor mu? Olması gerektiği gibidir. Bağırıyorsak olması gerektiği gibi. Veya gülüyorsa olması gerektiği gibi. Biz tanımlamalarda acı çekiyoruz. Biz sadece gözlemci olmalıyız. Evet, nokta vuruşu yapayım mı? Evet. Tanımlamalarda acı çekiyoruz. Neden? Hazreti Kur'an-ı Kerim Azimüşşan'da ne diyor? Kendi ellerinizle yaptıklarınızdan ben sorumlu değilim. Nokta bu kadar. Bakın, şimdi Müslüman olursunuz, olmazsınız. Benim bunu konuşmam için Müslüman olmama gerek yok. Veyahut da ne bileyim, Hristiyan olmama gerek yok, Yahudi olmama gerek yok. İnsan olmama gerek var ama. Çünkü ben hepsini araştırmış ve hepsini özümsemiş ve hepsine saygı duymuş bir insanım. Benim görüşüm ne olursa olsun. Ben hepsine saygı duymak zorundayım. Çünkü ben Evet. seçtim geldim buraya. Yani seçimimin içerisindeki olasılıkların hepsini kabul ediyorum ben. Ve kabul etmek gerekiyor. Evet. İnşallah şimdi yeni gelen arkadaşlar da yayını baştan sona doğru dikkatlice dinlerlerse daha iyi anlayacaklarına eminim. Evet. Evet. Kaydedeceğiz. Hı-hı. O yüzden baştan izin verilerinde fayda var. Evet. Şimdi gözlemci tanıklık etmek o kadar önemli ki hayatımızda. Çünkü deneyimde de anlatıyor, artık bilim de anlatıyor bunu. Evet. Madde dediğimiz, az önce söyledikleriniz, aslında olasılıklar içinde olan maddeyi biz dolduruyoruz düşüncelerimiz, öyle değil mi? Evet. Kesinlikle, kesinlikle. Bizler şey yapıyoruz onu. Evet. Peki bu şimdi negatif kesintik yok değil. Bir yandan da bakıyorum, bir yandan da sesim geri geliyor. Evet. Peki nasıl negatif düşünme alışkanlığı varsa ne yapmalı? Nasıl? Negatif düşünme alışkanlığı varsa bir kişinin Hı. negatif de, pozitif de negatif diye ayrımını yapamıyorsa, sürekli öfkeli ve negatifte kalıyorsa bu duygudan nasıl çıkmalı? Ya şimdi şöyle söyleyeyim ben. Negatif ve pozitiften sizin kastınız olumlu ve olumsuz olarak diyelim. Ben çünkü negatif pozitif kullanmıyorum. Biz pozitif olalım diyele diye 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 işte bugün 2020'de yaşadığımız bu başımıza gelen olayı yaşıyoruz. Biz çağırdık. Yapmayın dedim, etmeyin dedim. Pozitif olalım demeyin dedim, yapmayın dedim. En sonunda bakın bugün o yaşadığımız olaylarda pozitif, 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 pozitif her şeyde. O yüzden insanlar bazen kelimelere çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü kelimeler Çok bir kuvvettir. Yani melakut dediğimiz şey melek kuvvet demektir. Bir kuvvettir. O yüzden bunu çok iyi kullanmak lazım. Olumsuz enerjilerde şu var. Nasıl bundan kendilerini koruyacaklar? Şimdi bunda şu var. Eğer kişi oluşan herhangi bir olayda veya gideceği bir yerde öncelikle bütünüyle bir kendiyle konuşması gerekiyor. Bakın ben bunu daha önce de söyledim. Çok basit bir çözümü var. Aynanın karşısına geçecekler, kendileriyle konuşacaklar. Ve evrende olan bütün her şey benim diyecekler. Çok güzel. Evrendeki her şey benim. Tüm sıfatlar benim. Tüm isimler benim. Her şey benim. Benim içimde mevcut. Evrende mevcut. Önce bunu kabul etmesi gerekiyor. Eğer kabul etmezse
kalede bir gedik açılır. Ve o gedikten o kabul etmediği girer. O zaman bu da Truva atı gibi oluyor işte. Ve içeride orayı gece ne oluyor? Gece askerler çıkıyor. Gece ne demektir? Olayın yaşandığı cehalet anı demektir hakikatte. Gece karanlıktır çünkü. O karanlıktan evet. Askerler girer ve o cehalette o kişi, o kaleyi zapt ederler. O yüzden bütün her şeyi kabul edeceksin. Deliyim, manyağım, şöyleyim, böyleyim, hepsiyim. Kabul ettiğin zaman var ya, azat edildin. Olan olduğu gibi kabul etmek bu olsa gerek. Tabii ki. Evrende bir yaratım yasası var. Yaratım, her şey var. E şeytan da yaratılmış. Evet. Ya niye o zaman şeytan? Şimdi şeytanı reddedebilir misiniz? Hiç kimse reddedemez. Niye? Ya Allah yaratmadı mı onu? Tabii. E şeytandan başka bir sürü sıfat var. E onlar da yaratıldı. E bir mühlet vermiş. E sen onu reddettiğinde mühleti reddediyorsun. Sen mühleti reddedersen yaratıcını reddetmiş olursun. Yaratıcına saygısı olmayan bir insanın her şey başına gelir. Çünkü saygısı yok. Biz önce var olan variyetlerin varlığına saygı göstermek zorundayız. Ama mesela şöyle bir olay var. Ben yılanı severim ama uzaktan severim. Ben aslanı da severim ama uzaktan severim. Gidip de aslana sarılmam yani ben. Ha, sarılan var mı? Vardır. Bana ne? Ben o değilim ki. Bana ne yani? O onun hayat tercihi. Bak, tercihe geldik yine. O yüzden gerçekten içimizi iyi dinlemeliyiz. İçimizden gelen o ses yeni tip bize mi ait yoksa eski tiplere mi ait? Önce bunu analiz etmek lazım. O yüzden insanlar kendileriyle çok baş başa kalmalılar. Bu süreçte 5 dakika veya 2 dakikaya her gün kendinizi güncellemeniz gerekiyor. Nasıl ki gece mesela işte yine şeyden çok değerli zat Hazreti Muhammed'den örnek vereyim. Niye yatsı namazı Hazreti Muhammed'in derler? Bak bütün peygamberlerin hepsine bir namaz verirler ama yatsı namazını Hazreti Muhammed'e verirler. Bunu hakikatçiler çok iyi bilir. Ben de anlatayım burada. Neden? Çünkü nedir yatsı namazı? Yatmaya hazırlıktır. Yani gidiyorsun. Bir de yatsımak vardır. Bak. Yatsı yatsımak. Şimdi insan kendi içinde bir muhakeme ve muhasebe şeyine girer. Reaksiyonuna girer. O anda. Burayı çok iyi bilmek lazım. Hazreti Muhammed gece o gün yaptıklarının hepsini kafasında yaşar, konuşur, bitirir. Ve sadece uyumak için uyurdu. Bakın burası çok önemli. Uyumak için uyuduğunda ne oluyor? Resetliyor kendini. Evet. Resetlediği için sabah bir kalkıyor dinç bir şekilde. Yepyeni bir kendisi. O gün olacakları o gün halletmek için yatıyor. Çok güzel, evet. Ya gerçekten. Yarın olacakları yarın halletmek için yatıyor. Çünkü davasını bitirmiş. O günün muhakemesinin hepsini o gecede bitiriyor. Bakın ben bunların hepsini şeyde analiz ettim. Araştırmalarımda, gittiğim yerlerde hepsini de analiz ettim bunları. Ve el yazmalarında da okudum. Türkiye'de bilinen o değerli güzel insan Hazreti Muhammed'le benim o gördüğüm o Muhammed arasında dağlar kadar fark var. Saçları uzun, o 8 tane örüğü olan bir adam. Çok cool, çok böyle enerji dolu, özgürlükçü bir adam. Ama Türkiye'ye bir geliyorsunuz, sınırları böyle bir geçtikten sonra hop, çok farklı bir Hazreti Muhammed var. Çünkü insanlar bunu araştırmıyorlar. Nereden? Ahmet'ten, Mehmet'ten, oradan buradan biliyorlar. Evet. Mesela bizim Bilge Kağan'ımız var. Muhteşem bir adam. Muhteşem bir adam. Oğuz Kağan'ımız var. Muhteşem insanlar. Bunların hepsini sıfatsız olarak bakalım. İnsan olarak bakalım. Ne yapmışlar? Benim işte
İlgilendiğim nokta bu. O, ben onların insanlık noktalarına bakıyorum. Evet. Burası çok önemli. Araştırmıyoruz. Aynen Evet. öyle, aynen öyle. Ben bir hakikat penceresinden baktığım için çok kelimelerdeki o kalıpçılığa, putperestliğe girmiyorum. Yani mesela kelimelerde çok putperest olan insanlar var. Ya niye sal demedin? Ya niye su demedin falan filan ya arkadaş. Sana ne yani? Evet. Hazreti Kur'an-ı Kerim'de diyor ki arkadaşınız Muhammed diyor ya. Ya o bile ne kadar güzel, bizi arkadaş olarak, hepimiz arkadaş olarak bir birlik sağlamak için, bir tevhid sağlamak için söylüyor. Şimdi insanlar diyor ya M'yi niye büyük yapmadın da Allah'ı yazarken niye A'yı büyük yap? Ağzından büyük mü çıkıyor, küçük mü çıkıyor söylerken? Evet. Yani Allah bile bununla ilgilenmiyorken kulları Allah'tan çok Allahçılık yapıyorlar. Kraldan çok kralcılar var. Avukat Tercih ya resmen, etmiyoruz yani sadece. Allah avukat tutmamış. Adam geliyor diyor ki ben diyor böyle diyor. Allah'ın avukatı kesiyorlar. Ya Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok ya. Kelimeyi büyük yazın. Yok şunu söyleyin diye bir söz yok ya. Kur'an-ı Kerim eşitlikçi bir kitaptır ya. Öyle olmasa köleliği, niye Hazreti Muhammed bu kadar uğraşmış kölelerin azat edilmesi için? Gerçek Hazreti Muhammed'den bahsediyorum. Bakın. Yani insanlar şunu anlaması gerekiyor. Ben Müslüman kardeşlerime sadece şunu söylüyorum. Hazreti Muhammed'in zamanında kaç tane insan, kaç ismi Muhammed olan peygamberliğini ilan etti? Bak, burayı Evet. buldukları zaman Ebu Müslim Muhammed var. Şimdi Müslümanlar diyoruz ya. Ebu Müslim Muhammed de var. Peygamberliğini ilan etmişti. Bakın, burası çok önemli. Ülkemiz gerçekten bu konuda çok çok geride. Çünkü Evet. kalıpçı ve şekilciler. İsim putperestliği var. Evet. Yani öyle bir şey ki ölüler için diriler üzülüyor ve dirilerin kalbi kırılıyor. Dirileri öldürüyorlar ya ölüler için. Böyle bir şey olamaz. Biz şu an varız. Etli, kanlı, canlı bir şekilde varız. Kardeşim, bizi yaradan da seni yaradan aynı değil mi? Evet. Bir hesap günü yok mu? Var. Ben hesabı sana mı vereceğim? Beni yaradan Allah'a mı vereceğim? Ha, sana vereceğim. Sen Allah'ım diyorsan eyvallah, ben seni dinlerim o zaman. Ama sen Allah değilsen sen bana nasıl hüküm verirsin? Senin hüküm verme yetkini kesmiş zaten. Böyle bir şey kabul etmiyor Allah. Hüküm veren benimdir diyor. O'dur diyor. E kim? Allah'tır. Hüküm veren sen misin? Yok değilsin. Sen nesin? Aciz bir kulsun. Yalakalık mı yapmaya çalışıyorsun? Yağ çekmeye mi çalışıyorsun? Yok yani. O yüzden burayı çok iyi bilmek lazım. Evet. Çok o kadar değerli konuları değiniyorsun ki aslında kelimeleri frekansını bilmiyoruz. Hangi kelimeler, hangi cümleler ne için kullanılmış bilmiyoruz. Hiçbir şey farkında değiliz. Evet. Atalardan gelen öğretilerle işte hangi takımı tutmamız gerekiyorsa o takımı tutuyoruz. Hangi siyaseti tutmamız gerekiyorsa o siyaseti tutuyoruz. Kendimizi araştırıp kendimiz bu yolculuğu kendimiz adım atmıyoruz. Evet. Bakın, ben gerçekten insanlar anlarsa bir gerçek açıklayacağım. Şimdi insanların kişisel tercihleridir, fark etmez. Veyahut da işte ne bileyim, hayatında yaşadığı atagenlerinden bir şeyler yaşamıştır, bir şeylere sürüklenmiştir, farklı Evet. bir seçim yapmıştır. Fakat şöyle bir olay var, bakın. Ben ortaokul yıllarımda bir çocuk vardı. Çok çok sert yüzlü bir çocuktu böyle. Yani böyle nasıl diyeyim size? Gıcık oluyordum çocuğa. La bir gülsene yani. Merhaba diyorum, yüzüme bakıyordu ters ters. Hiç böyle selam vermezdi falan. Çocuk, yani ben belli bir zaman sonra böyle sinir olmaya başladım. Yani böyle sinirleniyorsun. Hani niye sana selam vermiyor? Selamımı almıyor falan. Ama gel zaman git zaman sonra dedim ki ben dedim artık bunu dedim ne olduğunu çözmem gerekiyor. Çocuk biz o zaman ben o zaman şeyde yaşıyordum. Halfeti'de yaşıyordum. Halfeti bugün sular altında kalmış. Halfeti'de yaşıyorduk biz o zaman. Benim babam bankada memur olduğu için biz hep gezdik böyle. Her yeri gezdim. Göçebe şey gibi, yörükler gibi gezdim yani. Bundan da gurur duyuyorum tabii ki. Türkiye'nin hemen hemen her yerini gezdik. Şimdi memur çocuklarının klasik olayı yani bu. Bu da benim için bir avantajdı aslında. Her yerde arkadaşım var. Şimdi çocuk köyden geliyor.
Neyse galiba Güvem Çetmi köyü müydü? Güvem köyü müydü? Yukarı Göklü köyünden geliyor. Neyse biz şey yaptım falan arkadaşlarla beraber biz gittik oraya. Çocuğun annesinin babasının olmadığını ve çocuğun velayetinin amcasında olduğunu ve amcasının da çok gaddar bir adam olduğunu, çocuğu kemerle dövdüğünü bizzat gittiğimizde şahit olduk. Niye geç kaldın? Okula gitme bundan sonra. Bir baskı altında olduğunu gördük. Ve o zamandan sonra benim o çocuğa karşı tavrım tamamen değişti. Yani evet, insanları dışarıdan gördüğümüz gibi asla şey yapmayalım. İçeride ne Evet. yaşıyor? Bu çocuk nasıl gelişti? Evet. Kendini nasıl yalnız hissediyor? Onun yalnızlığını yaşamak gerekiyor. İşte buna empati diyoruz. Niye empati denir? Tabii karşıdakinden. Empati. Emmare'dir. Bakın burası çok önemli. Kaydedebilirsiniz. Empati. Emmare. Emmare. Emmare nefs. Herkeste Evet. var olan arzu, tutku, ihtira, dünyevi şeylerdir. Pati ayak demektir. Evet. Hakikatte de derler ki şeytanın arka ayağı, bacağı. Nefstir yine. Evet. Nefse denk geliyor. Yani o kişinin içsel dünyası, arzuları, istekleri, yaşadıkları olumlu veya olumsuz şeyler. Onlarla ilgili en azından kendimizi de onun yerine koyarak biz o olarak bunu yaşayabiliriz. Az da Evet. olsa. O zaman Çok ne yapabiliriz? İdrak ederiz. Anlamayız. İdrak ederiz. Anlamak hayata dairdir. Mesela çakmağı almak bir anlamaktır. Anlamak. güzel. Söylemek, anlamak. Anladım şu Evet. an. Bak. Ama Çok idrak güzel. farklı şeylerdir. Burayı çok iyi anlamak lazım. İşte. Şimdi efendim. Çok güzel anlattınız. Yani gerçekten hani bildiğimiz şeyleri farklı bakış açılarıyla öğreniyoruz şu an. Teşekkür ederim. Şimdi ben bayağı bir zaman var. Şimdi 45 yaşına doğru merdiven dayıyorum. Maşallah. 25 Haziran'da 45 artık böyle tamamen bir noktaya gelecek. Şimdi beden yaşı olarak düşünüyoruz. Tabii ki ben her zaman kendimi hep 18 yaşında, 19 yaşında hissediyorum. Ondan dolayı bir de bu da çok önemli. Mesela kendinizi her zaman dışarıya çıktığınızda korunduğunuzu hissedin. Evrenin tüm olumlu enerjilerinin sizinle beraber yürüdüğünü hissedin. Aura Çok. dediğimiz alan genişlemeye başlar. Aura genişlediğinde hissedersiniz. Nasıl hissedersiniz? Bir yere bir girersiniz, ta diyelim bir kafeye girdiniz, çok büyük bir kafeye. Kafenin ta sonundaki adam veya kadın bir dikkatli size bakar. Bu sizin auranızın oraya kadar vurduğunu gösterir. Çok Burası güzel. çok önemlidir. Aurası dar olan insanlar fark edilmezler. Fark edilmezler işte o zaman korumada olmuyor. Yani gelen enerjiyi ne yapıyor? Olumsuza çeviriyor. Bakın burası çok önemli. Önce kendi kabul ediyor. Olumsuz olarak addettiği için olumsuzluğu yaşıyor. Tabii. Bunu kendi yapıyor çünkü. Ediyor ya zaten kendi ellerinizle yaptıklarınızdan ben sorumlu değilim. Ben kim? En üstteki senin ben halin. O sorumlu değil. O Evet. seni variyetle sorumlu. Burada biz hani diyoruz ya işte anlatılmış mesela Hacivat Karagöz gibi. Bizi burada Hacivat Karagöz gibi oynatan kimdir yani? Belli bir noktada. Tabii ki serbestlik de var içinde. Özgür irade denilen şey büyük iradenin içindeki kendi irademizdir. Yani bizim irademiz büyük iradenin özgürlüğü dahilindedir. Bu çok güzel. Bu çok tekrar tekrar dinlenmesi gerekiyor. Yani bu biz günlerce konuşabiliriz bunu. Hakikat çok lezzetli bir şey, çok güzel bir şey. Yani insanlar ön yargılarıyla kendi hayatlarını karartıyorlar. Farkında değiller yani. Mesela Evet. adam geliyor diyor ki
bana bir iftira atıyor. Bir şey söylüyor. İftirayı kendine atıyor. Çünkü ben kabul etmiyorum ya. Ben onu kabul etmiyorum. Gülüp geçiyorum. O iftirayı kendi hayatında farklı bir şekilde yaşıyor. Tabii geri dönüyor. Aynen. Adam diyor ki işte diyor size, ya diyor seni hep kadınlar takip ediyor. Kadınlar şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Ondan sonra diyor ki ya Allah diyor senin ne diyor bir şey söylüyor. Allah diyor böyle hocam. Ya diyorum ki bak diyorum kardeşim diyorum sizin dört tane kadın alıyorsunuz. Bilmem ne almışsınız. Bu kadar kadınlarla ilişkili olan bir peygamberiniz var. Bilmem ne kadar güzel kadınları korumuş ya, almış ya. Hiç ona laf söylemiyorsunuz da. Niye kalkıp da bizim etrafımızda gerçekten. Çünkü neden? Kadınların, ben şunu net söyleyeyim. Niye benim bu kadar çok kadın takipçim var? Çünkü kadınlar daha zeki. Kadınlar daha anlayışlı. Daha anlayışlı. Çünkü dedim ya kadın kadimdir. Çünkü kadın belli bir noktada düşünmez. Evet. Yüzlerce noktadan bakar. Ve kadın sabırlıdır. Aniden parlamaz. O yüzden genelde hep bayanlar takip ediyorlar. Çünkü neden? Onlar kadın, kadimdir yani. Sizin olgunlaşmaya ihtiyacınız yok ki. Ya kimse kusura bakmasın. Ben her zaman söylüyorum. Biz eril enerji suretine bürünmüş siretler olarak bizim burada olgunlaşmamız gerekiyor. Eriller olgunlaşması için geldiği buraya da bizi de olgunlaştıran asıl hakikat sizlersiniz. Çok ben güzel. Bunu her zaman kabul etmişimdir. Kadındır erkeği olgunlaştıran. Erkek kadını olgunlaştıramaz. Böyle bir şey yok. Evet. İşte bunun hırsıyla kadınlara saldırıyorlar. Niye? Çünkü bilmiyor ki. Siz hiç kadınların gördünüz mü? Her gün kadınların erkek cinayeti yaptığını. Her gün diyorum bak. Yok göremezsiniz. Neden? Evet. Çünkü erkek olgunlaşmadı daha. Daha ham. Tam olan, kam olan sizsiniz. Kamın da gerçeği budur yani. Kadınlardır. Evet. Şimdi arkadaşlarımıza şunu söyleyeyim. Hani çok fazla da uzatmak istemiyorum. Bakın, benim de olgunlaşmaya ihtiyacım var. Yani ben de o yüzden eril enerjide. Ben de tam olarak tam bir şey değilim yani. Benim de hamlıklarım var yani. Demek ki benim de ruhumun eril enerji suretine bürünmesi gerekiyormuş ki bir şeyleri algılayabilmek için. Ben her zaman bunu söylüyorum. Şimdi şunu söyleyeyim sadece. Benim kendi tecrübelerimden kaynaklanan şekilde anlatacağım. Yani hani lütfen şunu söyleyeyim. Hiç kimse beni takip etmek zorunda değil. Ben fenomen olmak derdinde de değilim hiçbir zaman. Veya başka bir şey olmak derdinde de değilim. Ve şunu da söylüyorum. Benim dediklerimi uygulamak zorunda değilsiniz. Bana uyma mecburiyetiniz yok. Ben sadece... Buyurun. Kenan, ben aslında benim biraz başım dönüyor şu an. Her an bayılacak gibiyim. Aslında bugün ben biraz rahatsızdım fakat size söz verdiğim gibi yine açmak istedim. Tamam. 700'e yakın kişi var. Herkese özür diliyorum. Benim biraz uzanmam gerekiyor. Tabii sizinle ki. Tekrar aynı konularda yayın yapmak istiyorum. Tabii ki. Önümüzdeki günlerde gün belirleyelim. Siz kendi sıkıntınızdan devam edin lütfen. Beni manzur görün. Ben iyi değilim şu an. Ya rica ederim, rica ederim. Tabii siz ekranı şey yapabilirsiniz, kamerayı kapatabilirsiniz. Hayır, ben... öyle yapalım. Ha, öyle yapın, kamerayı kapatın, ben de şeyi açıklayayım. En azından hani ne yapabilirler, son cümleyi toparlayayım, ondan sonra tamam, kapatalım. Tamam, ben size bir aklıma yazdım. Tamam, teşekkür ederim. Evet. Tekrar geçmiş olsun. Şimdi şöyle bir olay var arkadaşlar. Uyuma mecburiyetiniz yok. Ama gece özellikle yatmadan önce o günün bütün muhasebesini kendinizle yapın. Tek bir boşluk bile bırakmayın. Tek bir nokta bile bırakmayın. O gün ne yaşadıysanız hepsini masaya dökün önünüze. Onunla ilgili bütün her şeyi bitirin.
Sonra eğer duş alıyorsanız güzel bir duş alın. Ellerinizi yüzlerinizi yıkayın. Veya namaz kılıyorsanız namazınızı kılın. Salat ediyorsanız salatınızı yapın. Ondan sonra yatın uyuyun. Ama yatmak için yatın. Sabah bunun farkını hissedeceksiniz. Güncellenmiş bir şekilde. Yeniden güncellenmiş. O B'den gelen güncellemeyle yepyeni bir hayat, yepyeni bir ivme, yepyeni bir tercihler skalası, olasılıkları sizi bekliyor olacak. Sizleri çok seviyorum. Sizlere çok saygı duyuyorum. Değerli Arzu Cengiz dostuma da, arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Burnundan nefes al. Burnundan nefes al. Tut burnundan ve tekrar burnundan ver. Bir uzanayım. Tamam. Yayın donuyor. Ben hoşça kalın diyorum. Sevgiler gönderiyorum.